Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde belediye tarafından 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda 498 şehidin hatırasını yaşatmak için yaptırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Hatıra Ormanı'nın açılışını yaptı. Oktay, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehadet mertebesine ulaşan 498 kahramanın aziz hatıralarını Ankara'da yaşatacak alanın hayırlı olmasını diledi. Oktay, Türkiye ve KKTC'nin köklerinin tarihe uzanan kardeşlik bağlarıyla birbirine sarılmış, gönül birlikteliği yapmış iki devlet olduğunu vurguladı. 1974 Barış Harekatı'nda Mehmetçik ve mücahitlerin omuz omuza istiklal mücadelesi verdiğini kaydeden Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk'ünü hedef alan baskı, terör ve insanlık dışı sindirme çabalarına son vermiştir. Ama birileri ısrarla onu tekrar getirmeye çalışıyor. Buna ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle devletiyle müsaade etmeyecektir hareket hafızalarda silinmeyen izler bırakmış Mehmetçimizin kahramanlık destanlarına bir yenisini daha eklemiştir. Kıbrıs Türk halkını zulümden kurtararak özgürlük ve refaha kavuşması için verilen mücadelede şehit verdiğimiz 498 kahramanımız için bu hatıra ormanında 498 fidan büyüyecek diye konuştu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay Park ve Hatıra Ormanı gibi vesilelerle şehitlerin hatıralarını yaşatmanın önemli bir anlam taşıdığını söyleyerek Kıbrıs Türk halkı yaşanan tüm zorluklara rağmen toplumsal varlığını en güçlü şekilde korumanın yanı sıra kendi devletini kurmuş ve sahip çıkmıştır. Sahip çıkmaya da devam etmektedir. Tarih bize Rum tarafının derdinin bir ortaklık devleti kurmak olmadığını açık şekilde göstermektedir ve tarih yine tarih görmeyi bilenler için iyi bir yarıcıdır. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak adanın gerçeklerini esas alan bir yaklaşımla mümkündür. Bu anlayışla Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneriye tam destek veriyor. Uluslararası toplumu bu gerçekçi öneriyi ön yargısız bir şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz. Uluslararası toplumun vicdanında ön yargıların hakikatlerin önüne geçmesi kabul edilemez dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.